Camiler Haftası münasebetiyle Ankara'da başlayan ve İstanbul'da ilk olarak Tuzla'da start alan Engelsiz Cami projesi Çiçekliler Camii'nde başladı. Ve bu projenin ardından Tuzla'da bulunan 59 camide aynı şekilde tüm engelli vatandaşlar için hizmete açılacak. Engelsiz Cami projesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok yerinde bir şey, çok güzel bir şey. Şimdiye kadar bunu düşünemedim. Düşündükleri için de herkesten Allah razı olsun. Yani. Hakikaten çok güzel, iyi bir şey oluyor. Şimdi Tuzla çapında bütün camiler olacak. Tuzla çapında inşallah diğer camiler olacak, yani hepsi olacak. Çok güzel, iyi bir şey. Yani. Başkanlığımız bu seneki Camiler ve Dingiller Haftası temasını camiler ve engelliler olarak belirlemiştir. Toplumumuzun hemen hemen %12'sini teşkil eden engellilere açabilmek, onlar da bu hizmetten yararlandırabilmek amacıyla camilerde başlamış olduğumuz düzenlemeler devam etmektedir. Her an yanımızda ve başucumuzda hissettiğimiz Sayın Belediye Başkanımız ve değerli ekibi diğer konularda olduğu gibi bu konuda da yanımızda olmuş. Camilerin ıslak zeminlerinin ıslahı ve engelsiz camiyi ortaya koymak amacıyla bu kültürün zenginleşmesine katkı sağlamıştır. Girdiğimiz bütün cemiyetlerde, derneklerde, vakıflarda, camilerimizde, her cemiyette gündeme geldiğinde bizlerin aklına bir düşünce geldi ve biz belediye olarak, belediye meclisimizden geçirmiş olduğumuz bir kararla da bütün camilerin, ıslak zeminlerinin gerçekten çağımıza, zamanımıza ve medeniyetimize uygun bir şekildeki temizlik imandan gelir diyen bir medeniyetin evlatı olarak en uygun hale getirme düşüncesiyle bütün camilerimizin bu ıslak zeminleri bulunduğu mekanların planlarını, rölevelerini alınarak, planlanarak, projelendirilerek bütün camilerin bu ıslak zeminlerini modernize etme düşüncemizde. Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza bu konuyu açtığımızda kendileri çok güzel o ilmiyle yine bir isimlendirdiler. Bu bir medeniyet projesi dedi ve biz de bu konuda çözüm ortağı olabileceğimizi, Tuzla'dan böyle bir medeniyet projesi diye ifade edilen projenin başlamasında vesile olursak kendimizi mutlu edecek diye düşündük. Gerek 2023 vizyonu diyelim, gerekse 1000 yıllık medeniyet yıl dönümü olarak gördüğümüz 2071 hedefi olarak niteleyelim. Her ikisi bakımından da camilerimizin yeni baştan hayatı tüm fonksiyonlarını kuşatacak şekilde ele alınması konusunun bugün itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın gündeminde olmasından duyduğum heyecanı sizlerle paylaşıyor. Bu konuda teşekkürlerimi, takdirlerimi ifade ediyorum. Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi bu bir aynı zamanda yasal yükümlülüktü. 5378 sayılı yasa tüm kamuya ait alanların erişilebilir hale getirilmesi konusunda ilgililere bir yükümlülük olarak da görev tevdi etmişlerdi. Bu anlamda Tuzla'da tüm kamu kuruluşlarının, eğitim ve sağlık kuruluşlarının öncelikli olarak erişilebilir standartlara getirilmesi konusunda Kalkınma Ajansı'nca desteklenen bir proje zaten başlamış ve son aşamasına gelmiş idi. Ama ibadethaneler boyutu çok önemli bir eksikliği ifade ediyordu. Ben bu eksikliğin bu şekilde belediye başkanımızın o vizyonuyla güzel bir işbirliği modeliyle sergilenmesi ve bunun da Camiler Haftası konseptiyle de birebir örtüşmesinden duyduğum mutluluğu ifade ediyor. Bu projenin hayırlı uğurlu olmasını diyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 86 bin camimizi inşa ederken bugün 8 milyonu bulan engelli kardeşimizi düşünmemişiz. Onun için behemahal bir seferberlik başlattık.
bütün belediye başkanlarımızı, bütün sivil toplum örgütlerimizi, bütün hayırsever iş adamlarımızı, bütün cami derneklerimizi harekete geçirdik. Müftülüklerimizin öncülüğünde en azından her il merkezinde, her ilçede, her şehirde, her beldede bir veya birkaç cami muhtelif yerlerde, belki bugün hepsini yapma imkanına sahip olmayabiliriz. Aslında İslam'ın prensiplerini, sevgili peygamberimizin ilkelerini dikkate aldığımızda her camide bunu yapmak zorundayız. O Din İşleri Yüksek Kurulumuzun Din İşleri Yüksek Kurulumuzun bir görev alanına giriyor. Zaten İstanbul Müftümüz ona cevap vermiş. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.